Yasemin. Hoş geldin. Biz de seni bekliyorduk. Hadi içeri girelim. O kadar hazırlandım. Burada mı geçireceğiz bütün akşamı? Dilini mi yuttun Savaş? Ne hazırladın bakalım? Sürpriz. Böreği unuttum. Tamam, kabul ediyorum. Çok özendim bu gece için. Ama etkisinin bu kadar fazla olacağını düşünmezdim. Büyülendin galiba. Sen evde hep böyle sessiz olacaksan ben evliliği bir kere daha düşüneceğim. Ömer uyandı galiba. İşte oğlum babasının dilinin bağını çözdü. Gel bakalım. Bak. Benim kucağımda bu kadar çabuk susmuyor. Şuna bak, ne kadar uslu. Ne diyor? Hadi yemek hazır. Tamam bak, baştan itiraf ediyorum, börek biraz yandı. Ama bu senin suçun. Öyle uzun uzun bakmasaydın bana tam zamanında çıkaracaktın. Savaş, aklında bir şey mi var senin? Sanki huzursuzsun. Şakasını yapıyorum geldiğinden beri ama sanki her an felaket haberi verecekmişsin. Görüyor musun? Aa, aa, aa. Sen yürümeye mi başladın? Oğlum. Gel. Gel bak. Aa. Hayır ya, babaya gitmek istedi. Gel. Hadi. Hadi. Kıskanırım ama. Gel. Bak, yemeklerle ilgili garanti vermiyorum. Demin ona anlatıyordum. Börek senin yüzünden yandı. Başka? Pilavın da altı Ömer'in ilk yürüyüşü yüzünden tuttu galiba. Nasıl olmuş? Bir şey söylesene. Enfes. Annesi Ömer mamasını çok beğenmiş. Teşekkür ediyor. O kadar da kötü değildi. İnsaf et. Diyor ki Ömer, börekten yemek için can atıyormuş. Ay, beğenmiyorsanız Savaş Bey, size Van'dan çok iyi yemek yapan bir kız bulalım. Şu Savaş'ın sevdiği kız neydi adı? Yasemin. Ha, Yasemin. Çocuğu varmış meğer. Saklamış herkesten.
Kandırmış Savaş'ı da. Ama öğrendi Savaş. Bu yüzden ayrıldı ondan. Çocuk yüzünden. Şimdi Savaş'a çocuk vermenin tam zamanı. Böyledir baldar erkekleri. Öyle değil taylar gibi. Gem tutmaz eğer istemez. Ne çok sıkacaksın ne gevşek bırakacaksın. Ardından koşmayacaksın ama ardında olduğunu da hissettireceksin. Dedim ya anayım, ağayım ama kadınım da. Zordur baldar kadını olmak. Ara savaşı. Öyle hesap sormak için değil, hatrını sormak için. Eğer karanlıkta gözünü kapatmak istemiyorsan ara. İlla kucakta uykuya dalacak. Hep oğlumun güzel bir odası olsun istiyordum bu evde. Ne dersin? Yarın bir şeyler alalım mı onun için? Ne oldu? Tamam hadi gel. Efendim Çiçek? Yemeğe geleceğim deyip sonra aniden çıktın. Merak ettim. Kötü bir şey olmadı değil mi? Yok. Ne zaman geleceksin? Yani ona göre yemek hazırlayayım sana yine. Zahmet etme Çiçek, yedim ben. Ne zaman geleceğim de belli değil. Peki. Sen bilirsin. Çiçek sağ ol. Bunca işimin arasında bana destek oluyorsun. Bir şey değil Savaş. Senin yine canın bir şeye sıkılmış. Gelen telefondan mı? Yok. Yorgunum ondandır. İyi. Kahveni iç geçer. Abla gelebilir miyim? Hı hı. Gel Çiçek gel. İyi misin sen bakalım? İyiyim abla merak etme. Diyorum. Acaba yarın seninle şöyle çıkıp giyecek bir şeyler mi alsak bana? Tamam. Gidelim. Sağ ol abla. Hadi iyi geceler. Sana da. Annemle konuştum Yasemin. Ona ikimizin arasındaki her şeyin bittiğini söyledim. Ömer'i korumak için. Evet. Ömer'i korumak için. Canını sıkan bu mu yani? Tahmin etmiştin. Ama biz bunların üstesinden geleceğimize söz vermedik mi aşkım? Bir şey daha var söylemek istediğim. Tamam.
Ama önce bir falına bakalım senin. Aa, bak bak tam şurada file benzer bir şey var. Yasemin. Bereket demekti herhalde. Filin tepesinde de bir adam, o da sensin. Aa bak, tam şurada filin yanında da üç nokta var. Yani bu da üç vakit anlamına geliyorsa eğer. Demek ki üç vakte kadar Van'daki fabrika. Yasemin, yanlış anlama. Çiçek benim sadece töre gereği karım. Birbirimize elimizi bile sürmedik. Biliyorsun, abimi trafik kazasında kaybettik. Daha yeni evlenmişlerdi Çiçek'le. Tüm bunlar seninle ilk karşılaştığımız sırada oldu. Abim ölünce Çiçek'le Berder usulü evlendirdim. Yasemin, çok mu derin kesildi? Bırak beni! Senin kadar yaralamadı. Ben senden bu sırrı saklamak zorunda kaldım. Tıpkı senin Ömer'i sakladığın gibi. Ne alakası var Ömer'le? Ben onu korumak için yaptım. Peki sen? Yasemin, dinlemiyorsun. Biz boşanamıyoruz. Git, git Savaş. Senin sesini bile duymak istemiyorum. Ne olur kapıyı aç Yasemin. Git! Gitmiyorum Yasemin. Ait olduğum yer senin ve Ömer'in yanı.